İyi ki geldin. Bu sefer planın ne Fikret? Yine kızımı çağırıp beni rezil etmek mi? Hayır Ferda. Öyle bir niyetim yok. Mesajların ortada. Eğer Merve'yi bu işe karıştırırsan yemin ediyorum bu defa susmam, çocuklarına rezil ederim seni. Şahin'e, Duru'ya her şeyi anlatırım. Böyle düşünmekte haklısın. Ama bütün bunlar geride kaldı. Artık oyun yok. Yalan yok. Sadece sen ve ben. Tamam mı? Hadi gel. Hadi gel. Ne istiyorsun? Hala anlamadın mı? Seni. Çok belli değil mi? Fikret, sen bana yine bir oyun oynamaya mı çalışıyorsun? Hayır. Oyun oynamaya falan çalışmıyorum. Senin yanındayken, yani bu kadar yakınındayken dokunamamak o kadar yoruyor ki beni. Hatırlar mısın? Sana eskiden nasıl dokunurdum? Birbirimize nasıl dokunurduk? O günler geçmişte kaldı. Hayır. Benim için değil. Çok özledim seni. Saçlarını çok özledim. Tenini. Ellerini. Çok özlüyorum. Ben sana niye karşı koyamıyorum? Bilmem. Acaba benimle aynı şeyleri hissettiğin için olabilir mi? Öyle mi? Seni o kadar çok özledim ki galiba daha fazla dayanamayacağım. Gel Ferda. Gerçekten Ferda, seni çok özledim. Bir dakika. Bir dakika dur. O kadar kolay değil. Kalbimi gerçekten çok kırdın. Beni çok üzdün. Çok üzdün. O kadar haklısın ki. Ama inan, ben her şeyi telafi edeceğim. Ben de eskisi gibi olmak istiyorum. O geceden önceki gibi. Sapanca'dan önceki gibi mi? Evet. Evet öyle aşkım. Sapanca'dan önceki gibi. O geceden sonra her şey o kadar kötü oldu ki. Evet. Çok kötü oldu. Çok kötü. Yani Berna'nın bizi görmesi o gece gerçekten çok kötüydü Fikret. Ne? Ne diyorsun sen Ferda? Nasıl ne? Olanı anlatıyorum işte. Yani burada senden başka kimse olmadığına göre rahat rahat konuşabiliriz değil mi? Yani Berna'nın o hali gözümün önünden gitmiyor gerçekten. Bizi öyle yatakta yakalaması, bağırmaları, söylediği şeyler hala kulaklarımda. Unutamıyorum hiçbirisini Fikret. Ya ben oradan çekip gittim ama aklım sendeydi. Sonrasında ne oldu? Yani Berna seni boşarım, beş parasız bırakırım diye tehdit ediyordu. Hatta şimdi Berna ölmese sen miras kalmış zengin bir adam olacağını, çulsuzun teki olacaktın. Ya sonrasında ne oldu? Neler oldu? Aranızda neler geçti? Bana hiç anlatmadın. Merak ediyorum doğrusu. Yani Berna sana kızıp öfkelenip intihar etmeye gitti. Sen peşinden koştun. Onu durdurmadın mı? Ona hiç engel olmadın mı? Ah, gerçekten. Yani gözünün önünde ölüme gidiyor olması gerçekten senin için çok acı verici bir şey olsa gerek. Ferda değil dedin mi sen? Ne saçmalıyorsun? Aa, ne oldu? Niye sinirlendin? Çünkü yalan söylüyorsun. Hayır, hayır. Ben sana gerçekleri anlatıyorum. Daha önce de anlattım Fikret. Ha? Sen buraya beni bir şeyleri itiraf ettirmek için getirmedin mi? Al işte sana itiraf. Ferda sen şeytansın. Tam bir şeytansın. Evet. Şeytan olabilirim ama aptal değilim. Kendimi beğendiğim doğru. Ama senin gibi bir adamın bana yeniden aşık olacağını düşünecek kadar da şuursuz değilim. Buradaki işin bitti mi?
Evet, ben de tam olarak böyle düşünmüştüm. Kahretsin. Kahretsin.